Ha, düzelmesi için. Ortalığı gelen kimse yok. İnsanlar konuşuyor. Ben gazeteciyim. Bu işi de yaparım. Böyle bölemezsiniz. Galeyan var mı galeyanı gelen? Hayır. Galeyanı gelen var mı? Hayır. Yok. Kusura bakmayın. Bölemezsiniz böyle. Galeyanı gelen var mı arkadaşlar? Yok. Kusura bakmayın. Her gün aynı şeyi yaşıyoruz. Benim bir arkadaşım bugün cezaevinde bu işi yaptığı için. Böyle bölemezsiniz. Buyur abi, devam et. Çıkıyor şimdi, kendisi konuşuyor. Bir tane AKP milletvekili görebiliyor musun? Baharlık var diyen. Diyemez. Ya diyebilirim. Hani ülkede demokrasi vardı? Valla Türkiye iki sınıf olmuş. Çok zengin, çok fakir. Kim onlar? Onun için çok zengin destekliyor, çok fakir eziliyor. Ya TÜİK bu şeyleri nereden alıyorsa, Allah razı olsun, biz gidelim. %20 enflasyon nerede? Hangi marketten alışıyor? Hepimiz oraya gidelim. Hepimiz. Yani ben bu ülkenin düşmanı değiliz. Biz Tayyip düşmanı değiliz. Biz bu rejim düşmanı da değiliz. Ama bir yerde bir sistemde hata var. Yani biz ezilirken niye başkaları bu yaşasın ya? Niye yaşasın? Niye yaşasın ya? Ya yani sen şimdi 10 liraya madot yapıyorsun, 10 liraya. E gemilere kaç para veriyorsun gemilere? 1 liraya. Bu kadar adam buldu adam. Şey. Tamam mı? Kılıçdaroğlu geçirse mazot düşecek mi? Düşmeyle olduğu için zaten bir yere gidemiyor. Ben sana Kemal Kılıçdaroğlu gelince mazot düşer demiyorum. Sen 20 yıldır o zaman niye düşürmedin o zaman? Niye düşürmedin? Bir dakika dur. Dur. Bir dakika dur. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak dur bir dakika. Bir dakika. Bir tane çivisi yok. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bunun açıklamasını yap. Bir dakika dur. Ben sana açıklamasını yapacağım. Senin, bak senin savunduğun sistem, savunduğun kişi, tamam mı? Lüks defa içinde yüzerken, Hazreti Ali ne diyor? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Tamam üzerine de aynısı geçiyor mu? Veya niye Erdoğan eleştirerek yapıyorsun? Ben sana biraz önce dedik ki bak bir dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyledim. Eğer Kılıçdaroğlu yüzünden bu ülke bu haldeyse, bak yüzdeyse Kılıçdaroğlu'na söyleyelim gitsin. Efendi. Niye ülkemizin nesi var, ben anlamadım yani. Şey yolunda mı abi şu an? Çok güzel abi, çok güzel. Rahat mı? Evet rahat. Abi insanlar niye şikayet ediyor sen? Biz zorluklar da biliyoruz ama sabırlı olmamız lazım. Niye böyle davranıyorsun? Bak ben sana söyleyeyim. 20 yıldır bu iktidar ülkede mi? Damat ne dedi? Hadi ya oradan dedi. 5 lira 10 lira olacakmış da dedi dolar. Şimdi kaç para? Yani bunu da mı Bay Kemal yaptı? Ben Kılıçdaroğlu değilim bak. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kurşun üzerine bak. Ben MHP'liydim, tamam mı? Bu MHP için ben bıçaktaydım. Bayraklarda burada kaldım. Direklerde kaldım. Tamam mı? Ama şimdi MHP'ye oy vermem. Vermem. O Bahçeli, bak ben sana bir şey söyleyeyim. O Bahçeli'de zerre kadar ülkücüyse, milliyetçiyse, Türkse çıkar der ki Ey Tayyip vatandaş bu haldeyken sen bunu yapamazsın der. Tamam mı? Bay Kemal'e saldırma. Bay Kemal benim babamın oğlu değil. Boş ver. Ne kadar anlatsan anlat bozum. Neden peki bu seçimlerde Erdoğan'ın karşısına neden çıkmıyor, korkuyor? Neden yani? Hep seçim diyor ama neden çıkmıyor? Adamın hevesi koltuk değil ki. Koltuk değil ki. Karıştırmak mı? Niye karıştırıyor? Ne yapıyor? Adayınızı açıklayın. Ne yapıyor? Sonra seçime gidelim. Ne yapıyor? Adayınızı açıklayın. 6 ay sonra seçime gidelim. Kimle? Dayı. Neden yani? Dayı. Seçime gitti. Bak bir dakika ben. Bir dakika, ben seçiyorum. Bak bir dakika. Bak bu Recep Tayyip Erdoğan neyi kınadıysa başına geldi. Tüp kuyruğu var dedi, oldu. Tamam, mazot kuyruğu var dedi, oldu. Her şey oldu. Neden? Allah dedi ki, ey kulum büyük konuşma, seni bu hale getiririm dedi. Ya sonuç bu, bahane buluyor musun? Marketleri, mağazaları bir gezin, bir görün bakalım. Bir gezin, ağaçta arkanda. Hadi buraya gidelim. Hadi gezelim. Arkanda abi. Gidelim. Gel, kim alışveriş yapıyor? Gel. Hadi gidelim. Sen ne alabiliyorsun yoluna çocuğuna? Sabahtan beri geziyorum burayı. İçeriye kalmaktan girilmiyor. Hiçbir yere girilmiyor. Tamam, hepsi alışveriş mi yapıyor? Hepsi dolar yürüyor mu, gezdiriyor? Abi geziyoruz baba. Hadi gidelim. İki sokak arkaya gidelim. Aç mısın sen ya? He? Aç mısın? Beni Tayyip mi doyuruyor? Allah veriyor rızkımı. Ben rızkımı Allah kazan. Geçmişinize bakın. Neyin geçmişine bakacaksın sen? Bir şey. Ne varmış geçmişte, ne varmış? Ya bağırmayın biraz. Geçmişte ne varmış geç? Bana geçmişi anlatsana bir. Ya CHP'nin benim anlamım. CHP'nin. Diyelim diyorum bak sana. Bak CHP'ni diyelim diyorum. Sen anlamıyorsun. Ben MHP'liyim diyorum. MHP'den başka da şey yapmıyorum. Bak. Benim yapmak istediğim ne biliyor musun? Bak bu bir dakika. Bu ülkede hep beraber yaşıyorsun. Tamam, hep beraber yaşıyorsun. Eğer bir yerde iyilik varsa
Bunu hepimiz takdir ediyoruz. Tamam. Kötülük varsa bunu da sen de kabul edeceksin. Tamam. Yani sade de geçsin yani. Ne yapmaksın yani? Baba çocuk ağlıyor. Bağırla konuşmayın. Lütfen kesin artık ya. Nedir bu sizin şeyiniz? Ne bağırıyorsunuz? Ya sen diyorsun ki bunlar iyi yapıyorlar. Böyle devam edelim öyle mi? Sorun yok diyorsun öyle mi? Allah ben ülkemizden memnunum. Allah Erdoğan başımızdan eksik etmesin. Bunu hiçbir zaman Kemal Kılıçdaroğlu bozamaz. Biz abi. Bu ülkeyi Atatürk ve silah arkadaşları bize emanet etti. Tamam mı? Öyle sana falan değil. İşte böyle. Bu zihniyetler olduğu sürece bu ülke bu şeyden kurtulmaz. Tamam Allah bunları ıslah etsin. Başka bir şey demiyorum. Seni devletin başına geçirseler sen de yaparsın. Çünkü yetkin var. Onlar diyor ya hani her şey iyi yolunda falan hiçbir şey yok ülkenin halimi diyor. Ben senden yanayım. Mesela normal seni ülkenin başına geçirseler sana her yetkiyi verseler sen de yaparsın. Bunu yapan onlar değil millet. Millet yapıyor. Para milletten, vergi milletten geliyor. Ben de yapıyor. Şuradan 100 kişiden birini alın koltuğa iyi dürüst işine sadık biri olsa herkes o işi yapar. Merkel'e soruyorlar. Diyorlar niye sürekli takım elbisen aynı diyor. Niye iş değiştirmiyorsun diyor. Diyor ki benim tek isteğim ülkemin ferah ve huzur içinde yaşaması bak, diyor. Bir şey söyleyeyim. Bak bir dakika dur. Sen bak ne güzel. Sen Merkel'i ya da Almanya, İngiltere, Fransa neresi olsun hiç bir cumhurbaşkanı, başbakanın övündüğünü gördün mü? Yol yaptım, köprü yaptım, şunu yaptım diye. Övündüğünü hiç gördün mü? Yok. Hiç övündüğünü gördün mü? Övünmüyor. Ama bu ne yapıyor? Köprü yaptım, yol yaptım. Lan yaptığı yoldan bir gitme bakalım ya. İzmir'den İstanbul'a git kaç para veriyorsun ya? Hollanda dünyada en iyi ekonomiye sahip ülkelerden biri. Bakanları bisikletle geziyor. Niye? Adam demiyor Mercedes'e bineyim, BMW'ye bineyim şey yapayım. Millete soruyorlar diyorlar dolar fazla. Diyorlar dolar fazlaysa bize ne? Sen dışarıdan bir şey aldığında 15 kat fazla alıyorsun. Bunu niye yapıyorlar biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Bak bugün eğer yoksulluğu konuşursan, yolsuzluğu konuşursan, 5 tane 6 tane bakanın maaş aldığını konuşursa, halk gözünü açarsa istemiyorlar. Yatıyorlar kalkıyorlar Bay Kemal. Bay Kemal benim babamın oğlu değil. Tanımam da. Oy da vermedim. Vermem de. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Yani bunlar bak Tunceli Belediye Başkanı. Seyrediyorum televizyonda ya. Halkıyla beraber tarlaya gidiyor tohum ekiyor. O komünist Tayyip Müslüman. Sözüm bitti yer. Ben son bir şey söyleyeceğim. Şimdi hani diyoruz ya eski zaman kötü zaman falan filan iktidardan sonra ülke düzeldi. Siz bir yerde çalışırsanız mesela her şeyi elinize aldığınızda ilk birkaç yıl iyi oluyorsunuz. Mesela ülkenize iyi davranıyorsunuz, şey anlıyorsunuz. Zaten size sorgu soran yok, bir şey yapan yok. Sonradan bozmaya başlıyor bu. Bu şimdi biz diyoruz ya gelen kişi iyi olacak mı? Biz de şansımızı deneyeceğiz. İlla ki şey olacak diye bir şey yok ki. Dışarıdan birini getirsen desem mesela şu gelsin koltuğun başına geçsin belki daha iyi olacak. Bu illa ki CHP, AK Parti, MHP, HDP fark etmiyor. Şimdi ekonomi de diğer dallar gibi bir kere bir bilim yani fizik gibi. Biyoloji gibi. Abi sen beni dinler misin ya? Abi beni dinler misin? Şimdi ekonomide bir bilim. Fizik gibi, biyolojide gibi. Bunun büyük büyük kitapları var. Öğrenilen insanları var. Yani zamanında dolar 2 lira 10 kuruş olduğu zaman dediler ki 7-8 lira olacak. Bu adamlar o zaman bunu öngördü. Neden? Çünkü bir bilim. Bunun da bir mantığı var. Yatırımcı yabancıya güven vermiyorsun. Sen onu rahatsız ediyorsun. Adam ülkenden çıkıyor. Milyar dolarlarını alıp. Döngüde ekonomi benim işim dolar arttı. Ne oluyor? Abi niye biliyor musun? Niye? Şimdi bizim genel olarak milletimizde şöyle bir şey var. Biz ilk başta bir şey yapıyoruz ya doğru yapıyoruz. Ondan sonra direkt bozuyoruz biz. Bozuyoruz. Çünkü hırs, makam, mevki, para insanı bozuyor. Biz o zaman bilimi yok ediyoruz. Biz makam, mevki aldığımız zaman bilimi yok ediyoruz. Bilimi yok saymıyoruz. Hani biz fakir olalım sonradan görmüş insanlara, zengin kişilere bozmuş diyoruz ya. İşte makam, hırs insanı bozuyor. Bilimi bozuyor. Para bilim bozuyor. Bozulduğu zaman ne oluyor? Hemen eski haline dönüyor. Öyle. Türkiye'ye kim gelirse gelsin bilimi terk etmemesi lazım. Bu işi öğrenmiş, işini almış bilimin ehli insanlar gelmesi lazım. Yani başına... Söyle. Kişilik, karakter onları biz bırakmalıyız artık. Yok öyle böyle hepsi boş. Bilimini, eğitimini almışsa gelsin. Yani sıradan getirmeye bile gerek yok. Bu insan ülkede bir sürü bilimini almış, eğitimini almış insanlar var. Yani bunlar şey değil yani uzakta değiller. İsim verebiliyor muyuz bilmiyorum da burada. Hani mesela neyse isim vermeyelim. Ne olur ne olmaz. Ekonomist mi? Ekonomistler. Evet tam onu verecektim. Mesela Özgür Demirtaş bu 2 lira 10 kuruş olduğu zaman adam bunu çıktı programlarda anlattı. Tweet attı. Gazeteler haber, köşe yazılarına yazdı. Dedi ki dolar böyle giderse böyle böyle olacak. Bu adam bunları bilime dayanarak konuştu. Yani o zaman parti karşıtlığından konuşmadı. Hala da diyor ki döviz rezervlerini yakmayın. Bunlar bizim gücümüzdür. Bunlar lazım. Ama ne oluyor? Merkez Bankası kendisi Milli Gazete'den yayınladı. Dedi ki biz bunları satacağız dedi. Aha abi sen de biliyorsun. Bu da biliyor.
Yani bunlar yanlış. Bu bilim ehli insanlara sormamız lazım. Yani kişilerin kendilerine göre yapmamamız lazım. Dayılar mesela diyor emekli maaşı falan arttı artmadı. Zaten emekli maaşını senin şu an 6 milyar yapsalar, 7 milyar da yapsalar aynı şeye denk geliyor. Çünkü diğer ürünlerin senin yaşadığın hayat standartların artıyor. Senin 10 yıldır maaşın aynı aslında. Belirli bir miktarı var. Aynı şey gibi. En dolar bazında, euro bazında, sterlin bazında en düşükteyiz. En düşükteyiz. Türk parası şey yapıyor. Yersiz abi. Git paranı hurdaya koy, köşede dursun, Türk parasından daha iyi. Evde, senin evde 10 bin liran varsa şu an, ya, bir yıl sonra o 10 bin liranın değeri 5 milyar. 10 milyar olarak değil. Çünkü ürünlerin fiyatı artıyor. İşte bunların olmaması için bilim ehli insanlar getirmemiz lazım. Yani bunlar işte gelip hani yaşlıların gibi burada konuşup, tabii yaşlıları şey yapmıyorum, affedersiniz hani küçümsemekten değil, bilim ehli olmasından, hani bilimle ilgili olmasından, bu kişilerle değil yani. Sevgili değer yaşlılar yani, yanlış anlamayın. Bunlar da bir bilim yani. Dayılar mesela... Yaşlılar neden konuşuyor biliyor musun? Yaşlılar daha önceleri gördükleri için konuşuyor. Yaşlılar daha bu iktidardan önceki... Ne zaman geldi? Bu, ben burada daha deminden beri bilim Bu iktidardan önceki iktidarı gördükleri için konuşuyor. Abi ben zaten iktidar savunmadım ki burada ya. Ben bilim şey savundum ya. Sen diyorsun ya, eskiden mesela tüp sırası vardı. Senin 20 yıl önceki halin, şu an Amerika senden 30 yıl daha ileride. Sen tüp sırası beklerken Amerika'da öyle şeyler yoktu. Sen Amerika'nın bireyi olamazsın ki. Peki abi, Amerika süper devlet olmuş. Peki Osmanlı zamanında Amerika sana diz çöküyor muydu? İsrail sana diz çöküyor muydu? Yunanistan sana diz çöküyor muydu? Veya Bulgaristan sana diz çöküyor muydu? Osmanlı zamanında bize dediler ki size silah verelim. Biz dedik ki bizim sizin silahlarınıza ihtiyacımız yok dedi. Osmanlı'yı kim çökertti? Ben söyleyemiyorum. Ya soruyorum, kim çökertti? Abi kim çökertti sen? Ya ben soruyorum diyorum. Yok soruyorum. Kim çökertti Osmanlı? Çok güzel bir cevabı var. Attan inmek. Attan abi, inmek. Söyleyeyim mi Osmanlı'ya kim çökerttiğini? Ben yine sana bunu tarih bilimiyle cevap vereyim abi. Osmanlı 15. yüzyılda duraklama dönemine girdi mi? Batıdaki gelişmeleri yakalayamayıp coğrafi keşifleri, kağıdın matbaanın bulması falan durdu. Rönesans yaşadılar onlar, aydınlanma çağı falan aydınlandılar. Sonra biz 17. yüzyıldan sonra gerilemeye başladık. Tarih bilimden yararlandık. Neden gerilemeye başladık? Bilimi yakalayamadık. Hayır, neden gerilemeye başladık yani? Bilimi yakalayamadığın için. Yakalayamadık abi. Teknolojimiz geri kaldı. Şimdi Belgrad Savaşı oldu, birinci, ikinci, tamam mı? Evet. Biz gittik. Adamlar bize tüfek sıkıyordu. Biz kılıç çıkarttık abi o savaşta. Peki şimdi Tayyip gitti diyelim. Tayyip kovduk gitti. Peki o bilimi yakalayabileceğiz mi biz? Abi ben diyorum ki zaten burada daha deminden beri ne söyledim. Abi bilmiyorum ya. Sonradan geldim de kusura bakma. Kılıçdaroğlu gelsin, Muharrem İnce gelsin demiyorum. Diyorum ki ben bilimin ehli adam gelsin ya. Bilen bir adam gelsin. Ben kişiyi savunmuyorum. Aha abiye sor ya. Şu adam bilim ehli değil mi şimdi? Şimdi bizim abi, başımızdaki. Bilim ehli olsaydı dolar 13 lira olur muydu? Dolar onun elinde mi? Abi. Bu senin üzerinde oynanan bir oyun. Abi bu ekonomi, dolar yükselmiyor. Bu ekonomi senin üzerinde oynanan bir oyun. Abi, başka bir şey değil. Kim oyun oynuyor? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı oynuyor? Hayır, abi, o niye senin dış devletler oynuyor. Tamam, abi, ama bunun elinde işte? Değil ki. Bunun elinde değil ki abi, senin doların yükselmesi. Merkez Bankası'nın elinde. Abi, Merkez Bankası'nın yüzde kaçı hükümetin elinde biliyor musun? Abi şimdi hükümetin Merkez Bankası'nın ne alakası var? Zaten Merkez Bankası bağımsız olması gerekiyor. Bunu yapan kim? Bu doları veya euroyu yükselmek için. Abi sen söyle bir ya. Merkez Bankası kimin elinde? Abi kimin elinde Merkez Bankası? Tayyip'in elinde değil Merkez Bankası. Her akşam başkan değil. Yanlış biliyorsun bunu işte. Yanlış biliyorsun bunu. %30 veya 32'si Tayyip'in elinde. Kim? Bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Şimdi Osmanlı'yı kim çökertti? Eğer sen sırf filmlerde gördüğün gibi Osmanlı'yı seyredersen olmaz. Osmanlı'yı kim çökertti? Belki ben bilmiyorum. Söyle de aydınlat. Herkes aydınlatsın. Eğer sen İki şehzadeyi boğdurduktan sonra Deli İbrahim'i getirip de altınları, balıkları yem atarsa o Osmanlı çöker. İki, çok sevdiğimiz Abdülhamit. Filmlerini seyrediyoruz ya. Ben diyecektim evet. Sen çok yaşa. Zamanında biz kaç bin metre kare yer kaybettik? İki, ne kadar borçlandık? Üç. Bu borçlu olduğumuz üç ülke Almanya, İngiltere, Fransa. Bizim gelip de zamanın Osmanlı Bankası dediğimiz, yani şimdiki Merkez Bankası'nın başına oturup siz borçlarınızı böyle ödeyemezsiniz, biz vergilerinizden borçlarımızı alacağız dediği zaman Osmanlı çöktü. 3. Arkasından
tren yolları, elektrik, su, bütün her yeri yabancılar oturduğu için Osmanlı çöktü. 4. Çok sevdiğimiz Vahdettin. Sevr imzaladığı için Osmanlı çöktü. Ne imzaladı Vahdettin? Sevr imzaladı. Sevr ne demek? Ha işte amcacığım. Hayır sen... anlat ya anlat ya. Abi, anlat diyorum ya. Anlatayım canım. Anlatayım. Sevr ne demek? Bir, ben bilmiyorum anlat. Bir tamam. Sevr'e girmeden size ha. Çok teşekkür ediyorum. Ordunun, size abiye ayrıca anlatayım. Ordunun ha. Onda biri kalacak. Ha. 9'u lav edilecek. Ha. Ha. Boğazlar İngilizlerin elinde olacak. Yunan, Fransa, İngiltere, İtalya bazı yerlere girecek. Tamam. Ha onlardan sonra Osmanlı'yı kim çökertti diyorsan önce açacaksın Osmanlı tarihini okuyacaksın. Okey? Okey. Sağ ol. Okay. Hani Atatürk çökertmedi onu da hemen ekleyeyim ha. Aldık mı dersi? Aldık, aldık, aldık dersi. Tamam. Peki abi çok teşekkür ediyorum. Ben o dersleri çok okudum. Çok gördüm o dersleri ben. Evet. Çok okudum o dersleri. Belli abi, ben teşekkür ederim. Ben okudum belli o dersleri. Onlar kendini aldatma, kendini avutma. Başka bir şey değil. Fark ettim sadece abi. Sadece kendini avutma. Kendi kendine şey verip kendini avutma. Başka hiçbir şey değil. Tamam. En iyisi git A Haber'de, ATV'de Osmanlı'nın kuruluşunu ve yeniden Osmanlı olacağımız hayallerini dinle. Ben keşke Yunan galip gelseydi diyen bir nesilsiniz siz ya. Abi siz keşke Yunan galip gelseydi dediniz ya. Hani çıkıp böyle o hocanın adı neydi? Biz onu demedik. Püsküllü diyelim. Püsküllü böyle püsküllü kafasında bir kukuletası olan biri vardı. Konuşalım keşke Yunan galip gelseydi diye dua etti ya böyle. Abi bu kafadalar ya. Valla yazık yani ben sinirleniyorum bunları görünce. Tamam mı? Durdur ne yapıyorsun? Hayırdır ya? Telefondan bahsedersen ağzına bakarım. Ya abi tutuşa dayı tut. Ya. Lütfen. Dayı kimden?